düşmanı askerlikte. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. En ideal aday tespitlerini yaparak seçimlerden başarıyla çıkacağız. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cuma namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Peki AK Parti bu süreçte nasıl bir yol izleyecek? Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Tüm meselenin en ideal aday tespitlerini yaparak seçimlerden başarıyla çıkmak olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda seçim işleri başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rus mevkidaşıyla yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Putin'in Türkiye'ye geleceği tarihin netleşmediğini belirtti. Değerli arkadaşlar, henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı fakir ülkelere nakil işlemleri yapacağız diye konuştu. Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Eser siyasetiyle meşgul olan AK Parti vatandaşında nabzını tutuyor. AK Parti Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı da saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ediyor. AK Parti teşkilatları da sahadaki çalışmaları yürütüyor. Teşkilat üyeleri bu kapsamda şehir buluşmalarına yeniden başlıyor. Bu noktada tüzükte de önemli değişiklik. AK Parti yaz dönemini boş geçirmiyor. Ekipler yoğun bir saha çalışması içinde. Çalışmaları yürüten il ve ilçe teşkilatları vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği şehir buluşmaları gerçekleştirecek. Programlar,
bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek. Programlarda AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak, ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek. AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek. Ayrıca 100. yıl vurgusu yapılacak. İl başkanları tarafından yürütülecek teşkilat buluşmalarında ise diğer partilerden AK Parti'ye katılanların rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleriyle bir araya gelinerek siyasi tecrübeleri kapsamında istişarelerde bulunulacak. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de 38. olağan kurultay için takvim işlerken ilçe kongreleri de yarın başlayacak. 10 Eylül'de tamamlanacak sürecin ardından partinin yönetim kadrolarında değişiklik bekleniyor. Parti için muhalefetin değişim çağrılarının odağındaki CHP'de kurultay takvimi işliyor. Sevgili milletim, bugün size İlçe kongrelerinde oy kullanım hakkına sahip olan delegelerin seçimi Temmuz ayında tamamlandı. Sırada ilçe yönetimlerinin belirleneceği kongre süreci var. 5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe kongreleri 10 Eylül'de sona erecek. Kongrelerde yönetim kadrolarında büyük oranda değişime gidilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sürecini yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu bu yolla delege üstünlüğünü elinde tutmayı amaçlıyor. Çok teşekkür ederim. İlçe kongrelerinin bazılarına bizzat katılması beklenen CHP lideri bazılarına da video konferans aracılığıyla bağlanacak. CHP'de ilk kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim tarihinde tamamlanacak. Ardından CHP Parti Meclisi seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek. Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özgür Özel başkanlık sinyali verdi. Bana düşen göreve talibim dedi. Hesap verecektir. Andolsun. Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta kararlı. Ancak koltuğu sallayanlar var. O isimlerden bir tanesi de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özel, başkanlığa yeşil ışık yaktı. Hesap verecektir! Andolsun. Altılı masa olarak başlayıp yedili koalisyona dönen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. yenilgisini aldı. Seçmenin beklentilerine karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu için istifa çağrıları yapılıyor. Yaklaşan kurultayda adayların kim olacağı merak konusu. Genel başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Özel, genel başkanlığa aday olacak mısınız sorusunu bana düşen göreve talibim diye yanıtladı. Başkanlığa yeşil ışık yakan Özgür Özel, koltuğa talip olunmaz, onu hayal eden binlerce kişi olabilir. Onlardan biri olabilirim. Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için orada bana düşen göreve talibim. Genel başkansa genel başkan ya da hiçbir görev değilse hiçbir görev ifadelerini kullandı. Özel, değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde yeniden İstanbul'da aday olması gerektiğini söyledi. Altılı Masa'nın ortağı olan Deva Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Kırıkkale İl Başkanı, 6 ilçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktığını açıkladı. Deva Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı. Deva Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 6 ilçe başkanı partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Bu çerçevede Deva Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Deva Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 6 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. Üyeler istifalarını yazılı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada aldığımız bu karardaki en büyük etken yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. 8 Ağustos Salı günü meclis toplanacak. Meclisin gündemi Akbelen ormanları olacak. Toplantı talebi CHP, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti milletvekillerinden geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu 8 Ağustos Salı günü saat 15'te toplantıya çağırdı. Red 1. CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekilleri Akbelen Ormanları gündemiyle meclisin olağanüstü toplanması için meclis başkanlığına başvuruda bulunmuştu. Meclisin olağanüstü toplanabilmesi için 5'te 1 çoğunluğuna denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve meclis başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyordu. 120 milletvekili imza attı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da bu çağrıya olumlu cevap verdi. Olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısına, yani 200 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. 200 milletvekili eğer Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda olursa toplantı açılabilecek. Buna göre Meclis Genel Kurulu 8 Ağustos Salı günü toplanacak. Red 1. Su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de atık suların yeniden kullanım oranı 5,2'ye ulaştı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Haziran ayı itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı %5,2'ye ulaştı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin 2023 yılı sonu için beklediğimiz %5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık dedi. Küresel iklim değişikliğinin en çok etkilendiği doğal kaynaklardan biri su kaynakları. Su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle sürüyor. Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kuraklıkla su kaynaklarının azaldığını göz önünde bulunduran bakanlık, yakın gelecekte su krizlerinin ülkemizde yaşanma olasılığının düşürülmesi amacıyla atık suların artırılarak çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor. Bu çerçevede Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin 2023 yılı sonu için belirlediğimiz %5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla atık suların yeniden kullanım oranını %5,2'ye çıkardık ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı bu kez hain örgütün kuryesini aldı hedefine. MİT bu kez de boş geçmedi. Terör örgütü PKK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlardan kaçan teröristlerin saklandıkları yer tek tek tespit edilip etkisiz hale getiriliyor. PKK'ya bir darbede Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Agit Geverkod adlı Yılmaz Bayram'ın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda örgütün kurye sorumlusu olarak bilinen terörist Irak Sincar'da etkisiz hale getirildi. Sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlarsa imha edildi.
Terörist Yılmaz Bayram aynı zamanda PKK-KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Altı Şubat depremlerinin hemen ardından Erzurum'da değişim ve dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Depreme dayanıksız binalar yıkılarak yenileri inşa ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen o çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altı Şubat Kahramanmaraş depremleri taş üstünde taş bırakmadı. 11 il adeta enkaza döndü. Deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanan bu depremlerin ardından birçok il harekete geçti. O illerin başındaysa Erzurum geliyor. Yaşanan asrın felaketinin ardından Erzurum'da deprem analizi yapıldı. Çalışmaların ardından depreme dayanıksız binaların yıkımı ve yerine yenilerinin yapılması için düğmeye basıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sağlıksız ve ömrünü tamamlamış binaların dönüşümü için aralıksız çalışıyor. Erzurum'umuzda imkanlar ölçüsünde önceden yapılmış binaları dönüştürmek ve yeni konumuna kavuşturmak. Şu anda da görüldüğü gibi 5 blok 77 daire 16 iş yerinde olmak üzere bir alanı kamulaştırdık. Vatandaşımızın burada meskun bulunan gerek daire sahipleri gerekse iş yeri sahiplerinin bedellerini ödeyerek kamulaştırdık ve binalar yıkılıyor, yıkıyoruz. Görüldüğü gibi bir yandan hem bir çirkinlik abidesi ortadan kaldırılıyor, bir yandan da vatandaşımızı peşin para vererek daha sağlıklı binalara kavuşmasına imkan oluşturuyoruz. Tabii bazı yerlerde de şunu şu şekilde yapıyoruz. Aynı yerinde dönüşüm yaparak, binaları yeniden yıkıp yaparak vatandaşlarımıza yine orada konut vererek bu işi yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda vatandaşlara bir çağrıda bulundu. İnşallah yakın bir gelecekte de münferit bazda site site kredi kullandırmak suretiyle vatandaşlarımızın binalarına yeni imar vermek suretiyle dairelerde yenileyerek sağlıklı bir kente kavuşmuş olacağız. Vatandaşlara şuradan seslenmek istiyorum. Sakın ben efendim 100 metre dairem var, 120 metre daire istiyorum demesinler. Biraz da mutlaka kendileri de fedakarlıkta bulunsunlar. Sağlıksız 100 metre dairede oturacakları yerde sağlıklı 80 metrede otursunlar. Hiç olmazsa bir deprem olduğu zaman ölümle burun buruna gelmesinler. Başkan Sekmen, Kültür Yolu projesine ilişkin de bilgi verdi. Biliyorsunuz hemen kalenin çevresinde bulunan, ana yol Atatürk Caddesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun binasını etti. Ve inşallah orada tarihi bir bina mevcuttur geçmişte. O binayı yeniden inşa edeceğiz. Tarihteki konumuna uygun bir şekilde inşallah bu tip hizmetlerimizi Erzurum'da yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Üniversite adaylarının tercih süreci devam ediyor. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler 8 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek. Sınav stresi sona erdi ancak tercih stresi başladı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar 8 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek. Üniversite tercihlerinde titiz davranmak en az sınavda alınan puan kadar önemli. Peki adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Önceliğimiz öğrencinin istediği ve sevdiği bölümler hakkında tercih yapması. İkinci olarak tabii ki de puanımız ve sıralamamız. Öğrencilerin bu noktada özellikle takıldığı, sıkıntı yaşadığı en büyük problem puana odaklanmaları. Halbuki biz tercih sürecinde hep belirtiyoruz ki sıralama baz alacağız. Özellikle ön lisans tercihi yapan öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir konu var. Dersliklerin nerede olduğunu öğrenmek büyük önem arz ediyor. Öğrenci yazıyor burada. Ben örnek veriyorum, Erzurum'u tercih ediyorum ya da işte Amasya'yı tercih ediyorum ama dediğiniz gibi ön lisanslar, yani 2 yıllık bölümlerin çoğu ilçelerde oluyor. Maalesef ilçelerde de yeni yeni kuruldukları için barınma, yani yurt imkanı falan olmuyor ya da çok uzakta oluyorlar mesela. Bununla alakalı özellikle öğrencilerin çok ciddi bir araştırma sürecine girmeleri gerekiyor. Dileyen öğrenciler bölümlerin ikinci öğretimini seçebilirler. Ancak burada da bilinmesi gereken bir şey var. İkinci öğretim kavramı saat, eğitimin saatiyle alakalı bir durum. Yani dersleri 5'ten sonra, öğleden sonra yani. Dönem başı ödedikleri bir harç miktarı var. Yani bunu bilerek hareket etmeleri tabii ki onlar açısından çok daha sağlıklı olacak. Uzmanlar sınavdan yüksek alamayan öğrenciler için de uyarıyor.
uyarılarda bulundu. Çok acele etmelerini aslında gerektirecek bir süreç yok yani. Hani eğer kendine güveniyorsa, yapabileceğine dair ailesi, maddi manevi imkanları el veriyorsa ben bir kere daha şanslarını hani kullanmalarından yanayım. Bölüm ona uygun değildir, yeteneğine uygun değildir, ilgisine uygun değildir. Sonradan bir hayal kırıklığına uğramasını istemeyiz açıkçası. Ya da o pişmanlık 2 yıl sonra, 4 yıl sonra o pişmanlık yaşamaması adına kesinlikle bölümü, gideceği şehri çok iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum. Öte yandan öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrenci illa ben 24'ün de dolduracağım diye bir şey söz konusu değil. Yani tek tercih de yapabilir. Bir de şu, tercih listesi karışık oluşturulmaz diye bir hurafe var. Öyle de bir şey yok. Yani öğrenci ilk 6 tercihini 2 yıllık, son işte tercihlerini 4 yıllık yazabilir. Açık öğretimde yazabilir, normal örgünde yazabilir. Yani bunda hani karışık yazamam gibi bir durum söz konusu yok. Bazı bölümlerde kontenjan ya da başarı sırası dediğimiz kotalar getirildi. Örnek veriyorum işte bir hukuk, bir tıp, öğretmenlik barajları getirildi bunlara. Yani biz örnek veriyorum öğretmenlik için 250 bin barajımız söz konusu. 300 binde olan bir öğrencimiz öğretmenlik bölümüne, herhangi bir bölüme tercih yapamaz. Ayın 8'inde tercihlerimiz bittikten sonra işte yaklaşık 2 hafta bunun açıklama süreci var. Daha sonra ek tercih süreci de başlayacak. Kalan kontenjan durumuna göre ÖSYM'nin tekrar yayınlamış olduğu kılavuza göre öğrencilerimiz ek tercih yapacaktır. Hı hı. Nereden başlayıp yazabilirim? Şimdi sözel sıralamam biraz... Erzurum'un Palandöken ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası hızını alamayan bir araç evin bahçesine uçtu. Erzurum'da hızını alamayan bir araç evin bahçesinden içeri girdi. Erzurum'da trafik kazaları son günlerde oldukça artmaya başladı. Bu kez kazanın adresi ise Palandöken ilçesi oldu. İki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise hızını alamayarak evin bahçe duvarından aşağı düştü. O esnada evin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza çevrede büyük paniğe neden oldu. Bahçe içerisine düşen araç içinde sıkışan sürücü ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay sonrası yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar sıcaktan adeta kaçacak yer arıyor. Kimi yüzerek serinliyor, kimi gölgelik yerlerde soluk alıyor. 20 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken Erzurum'da yayla hava sakin. Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşı bunalttı. Kimi kendini serin sulara attı, kimi soluğu gölge yerlerde aldı. Sorma, bu sene çok sıcak. Bittik, mahvolduk. Kavuruyor. Hiç 10 senedir böyle bir sıcak görmemiştik. Meyveler de yandı, biz de yandık. Kendimizi ıslatıyoruz. Başka çaresi yok. Vatandaşlardan bazıları da yakan güneşten şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Evet, çok sıcak bugün. Gördüğümüz 43 derece. Gölgelere kaçıyoruz. Ekseri gölge arıyoruz. Bayağı sıcak bugün yani. Çok bunaltıcı sıcak. İnşallah havaların serinlemesini bekliyoruz. Bunaltıcı gerçekten yani. Bugün çok sıcak. Elinden geldikleri kadar evlerinden çıkmasınlar. Uzmanlar hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak devam edeceğini söylüyor. Uzmanlar rekor kıran sıcaklara karşı önerilerde de bulundu. Hafif, açık renkte ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler giyin denildi. Türkiye kavrulurken Erzurum'da durum farklı. Yurt genelinde Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili olmaya başladı. 20 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Rekor sıcakların yaşandığı bu günlerde Erzurum'daysa yayla havası hakim. Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 6 ay geçti. Depremden etkilenen yerlerde esnafın kredi borçları 6 ay daha faizsiz olarak ertelendi.
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 6 ay geçti. Deprem bölgesinde bulunan esnaf için sevindirici bir haber geldi. Kredi borçları ödemesi ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede bir karar yayınlandı. Kararda esnafın 6 Ağustos itibariyle geçerli olacak şekilde kredi borcu ödemesinin 6 ay ertelendiği belirtildi. Tüm faiz tutarı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Buna ek olarak bankadan erteleme sürecinde düşük faizli kredi alınabilecek. Ödemesini erteleyecek olanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Sivas'ta Tarım Arge merkezinde ıslah çalışmaları çerçevesinde gelecekte dünyayı bekleyen kuraklık ve kıtlık tehdidine karşı önlem alındı. 3500 adet buğday ve arpa ekildi. Dünyanın gözü bu tarlada. Sivas'ta süper buğdayın hasadı başladı. Tarımsal Arge merkezlerinde ıslah çalışmaları çerçevesinde 3500 adet buğday ve arpa ekilmişti. Buğdayların gelecekteki kuraklık ve açlığa çare olması bekleniyor. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için Türk bilim insanları kolları sıvadı. Her biri ayrı bir parsel olmak üzere yaklaşık 3000-3500 tane çeşit adayımız var. Burada geliştirebileceğimiz bir çeşit öncelikli olarak ülkemize çok büyük fayda sağlayacaktır. Onun haricinde tabii dünyada benzer ekolojilerde bunların üretilmesi ve tüm insanlığa katkısı olacaktır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hasat için ilk adımını attı. Uzmanlar soğuk ve kuraklığa dirençli, ürün kalitesi yüksek buğday ve arpa çeşidi geliştirilmesi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu. Burası Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Arge Merkezi. Arpa, buğday ve yulafta ıslah çalışmaları sürüyor. Tahıllarda da özellikle arpa, buğday ve yulafta ıslah çalışmalarımız var. Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz arpa ve buğdayın. Hasat sonrası buğdaylar verim düzeylerine bakılarak tohum tescil ve sertifikasyon merkezine gönderilecek. Verim ve kalite bakımından üstün olanları tescil aşamasına geçerek tohumluk tescil ve sertifikasyon merkezine göndereceğiz. Öte yandan bu sene buğday verimi oldukça iyi. Bu sene verim oldukça iyi diyebilirim. Özellikle ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda oldukça güzel çeşit adaylarımız var. Kışa hazırlık için domates kurutmak isteyenler sıcaklık sebebiyle zorlanıyor. Şimdi İzmir ve Diyarbakır'da domates kurutan girişimcilerin mesaisi geliyor ekranlarınıza. Sıcaklıkların yükselmesi olumsuzluklara neden oluyor. Bu yüzden aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki domates mesaisini erken bitirecek. Kurutmalık ve salçalık domates üretiminin önde gelen merkezlerinden biri İzmir. İzmir'in Torbalı ilçesinde sıcaklıkların etkisiyle ürünün dalında bozulmaması için hasat hızlandırıldı. Kurutmalık domates sıcaklardan dolayı sezonu erken tamamlayacak. İlçede yaklaşık 40 bin dönümlük arazide ekili domateslerin olgunlaşmasıyla önemli bir bölümünün ihracat pazarlarına hasat süreci başladı. Tarladaki domatesin erimemesi lazım. Sıcaklar birdenbire ürünü hızlı bir şekilde şu anda hazır bir halde. Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında oluyor. Fakat sıcaklardan dolayı ben bunun Ağustos'un 15'inde sezonun tamamlanacağını düşünüyorum. Tarım işçileri topladığı domateslerden kurutmalığa ayrılanları keserek beyaz örtülere seriyor. Ürünler alıcının talebine göre kükürtlü ya da tuzlu olarak hazırlanıyor. İlçede bu yıl 400 bin ton domates üretilmesi ve kurutmalık ürünlerin başta ABD ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilmesi bekleniyor. Sıcak havaların dezavantajı olduğu gibi avantajı da oluyor. Havaların ısınmasının bir avantajı, bir de iki de dezavantajı var. Avantajı şu, 7 günde kuruyan
domates, yaş domatesler 5 günde kurumaya başladı. Öte yandan sıcaklıklar sadece Ege bölgesini değil Doğu Anadolu bölgesini de etkiliyor. Fakat bir nebze de olsa Diyarbakır'da hava şartlarının normal gitmesiyle tam mevsiminde domates kurutuluyor. Yıl 2023 Diyarbakır kuru domatese bir numara. Şu an kuru domatesin kalbi Diyarbakır'da artıyor. Çünkü Ege bölgesinde olan hastalıklar, Ege bölgesinde olan olumsuz hava şartları, Konya bölgesinde olan olumsuz hava şartları Diyarbakır domatesini arana bir hale getirdi. Girişimci Muzaffer Işıklı bu yıl üretimin verimli olduğunu vurguladı. Işıklı'nın toplamda kuru domatesi 1000 tonun üzerinde. İşte 5000 ton domates kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun da karşında 400 ton gibi bir kuru domates çıkarmayı düşünüyoruz. Kendi arazilerimizden organik olarak destek verdiğimiz çiftçilerimiz var. Onlardan da bir bu kadar da alıp Diyarbakır bölgesinde 1000 ton yapmayı hedefliyoruz. Diğer yandan doğal afetin kuru domateslere faydası olduğuna dikkat çekti. Doğal afet diyor ama tabii bize faydası var. Bizim domateslerimiz daha çabuk kuruyor. Bir de bu yanda akşamüstü burada Baykur dediğimiz rüzgar var. Bir de o eserse demek keyfimize. Öte yandan işçiler sıcaklık nedeniyle çalışmakta zorlanıyor. Tabii sıcakta zorlanıyor. Şu an yakıyor sıcak ama işimiz bu bizim. Alıştık artık. İşimiz aslında güzel de hava şartları yüzünden biraz zorlanıyoruz sıcak olduğu için. 45 derece altında yani bu sıcakta böyle bir zorlukta çalışmak tabii zor. Saat 4'te kalkıp saat 8'de bırakıyoruz. Muş'ta cadde üzerinde bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Çanta ihbar üzerine bomba uzmanlarınca imha edildi. Muş'ta şüpheli çanta paniği yaşandı. Olay Muş'un istasyon caddesi üzerinde yaşandı. Vatandaşlar cadde üzerinde şüpheli bir çanta gördü ve durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri Muş-Bitlis karayolunu çift taraflı trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ve inceleme ekipleri gerekli kontrolleri yaptı, ardından fünyeyi çantaya yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde erkek kıyafeti çıktı. Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın kontrol altına alınmasıyla Muş-Bitlis karayolu yeniden trafiğe açıldı. Elazığ'da seyir halindeki bir araç cadde ortasında bir anda alev alev yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elazığ'da caddede ilerleyen bir araç bir anda alev topuna döndü. Olay Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde yaşandı. Otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü otomobili sağa çekti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler ise yangınla ilgili inceleme başlattı. Karayolunda bir olay da Erzincan'da meydana geldi. Zift yüklü tanker Erzurum-Erzincan Karayolu Yaylacık mevkiinde devrildi. Devrilme sonucu tankerdeki zift yola saçıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kazadan dolayı yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yoldaki zift üzerine toprak atmasıyla ulaşım kontrollü olarak yeniden açıldı. Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi El Sanatları kursu açtı. El sanatlarını öğrenen hünerli eller hem üretiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslar açıldı. Kurslarda kadınlar keyifli vakit geçirerek hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de el sanatları geleneğini yaşatmayı amaçlıyor.
Bayburçlu kadınlar el sanatları kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar mahalle odaları ve okullarda açılan atölyelerde bir araya geliyor. Usta öğreticiler eşliğinde kadınlar havlu, kanaviçe, iğne oyası, namazlık, çanta, fular gibi işlemeleri yapıp vakitlerini değerlendiriyor. Rölyef, altın işi, değişik boyamadır, değişik sanatlarla uğraşıyoruz. Ve kursumuzda böyle arkadaşlarla gayet güzel bir iletişimimiz var. Bu kursa yeni öğrenenlerin yanı sıra 2 ve 4 yıldır gelenler de var. 2 senedir bu kursa geliyorum, severek devam ediyorum. Bazen örgü, bazen tel kırma yapıyorum. Şimdi de kızıma yelek örüyorum. 4 senedir bu kurstayız ve her gün değişik el sanatlarıyla uğraşıyoruz. Şu anda tel kırma yapıyorum. Kursiyerlerle birlikte ortaya güzel işler çıkardıklarını söyleyen usta öğretici Gül Sansu, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Ev ekonomisine de kadınlarımız katkıda bulunuyorlar. Bunun için en çok mutlu oluyorum. Kadın dayanışması, kadın birlikteliği burada çok önemli. Kış mevsimiyle birlikte balık sezonu yaklaşıyor ancak palamut bu sezon görülmedi. Bu durum kıyı balıkçılarını hayal kırıklığına uğratıyor. Yeni av sezonu için bakım ve onarımlar sürüyor. Giresun'da geçtiğimiz sene bol olan palamuttan bu sezon eser yok. Balıkçılar umutsuz. Geçen yıl neredeyse bu zamanda bir ay yani çaparaya giden küçük tekneler günlük 200-300 adet palamut avlıyordu. Bu yıla bakınca şu anda bekliyoruz palamut. Herhangi bir yerden çıkmadı. Bu tek kat olduğu için bu basit yapılıyor. Bu palamut. Yeni av sezonuna bir aydan az bir zaman kala balıkçılar denize açılma için son hazırlıklarını yapıyor. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. İşte teknelerin bakım onarımı, ağ bakım onarımı. Ondan sonra teknelerimizi suya indirerek işte sezonu bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde palamut için denize açılmayı bekleyen kıyı balıkçıları hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak şunu özetlemek gerekirse önümüzdeki bu avcılık sezonu için pek de umutlu değiliz. Beklentilerimiz bak yani gözlüyoruz gelecek diye ama maalesef her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan balıkların yumurtlama döneminde avlanmaya önlem alınması konusuna dikkat çekti. Zamanı geldiği zaman boğazlardan geçerek Karadeniz'e çıkıyor yani yumurtasını Karadeniz'e bırakıyor. Onun için bir ay, bir buçuk ay bir yasak dönemi uygulayalım. Genelde amatöre de avlatmayalım. Ya bir ay, bir buçuk ay bu balığın yumurtlama dönemi belli, geçiş dönemi yasak koyalım. Ya Allah aşkına buna bir önlem alalım, buna bir çözüm bulalım. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Palamut sezonunda hamsi avına çıkmayı düşünen balıkçılar bu palamut mevsiminin erken biteceğini söylüyor. Ancak şimdi palamut olmayınca teknelerimiz bu sefer Eylül 1'de hamsi aramaya başlayacak. Tabii palamut olmayınca. Bu da çok büyük sıkıntı eğer olursa. Bir ayda, bir buçuk ayda hamsiyi de bitiririz. Yani bu sene sezon Aralık ayını bulmaz. Hamdi Arslan tekne bakımları maliyetlerinin artmasına da dikkati çekti. Tekne bakımlarımız, maliyetler çok yüksek, çok arttı. 11 metre tekne nereden baksan 150 bin lira. Bu haberle ana haber bültenini nokta alıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.